İşte bu yeniden kuruluş aşamasında ne yapmamız lazım? Devletimizin köklü kurumlarını kurtarmamız lazım, kollamamız lazım, bunlara sahip çıkmamız lazım. Bakın GATA'yı örnek vereceğim. Tabii GATA'nın askeri cerrahi konusunda, savaş cerrahisi konusunda ne kadar başarılı olduğunu ileride ortaokul arkadaşım, bir doktor arkadaşımla birlikte beraber program yapacağız. Tabii ben cerrah olmadığım için bu konuları size anlatamayacağım ama Denizli'sindeki arkadaşım, doktor arkadaşım bu konularda size daha geniş bilgiler verecek. Ben başka konularından bahsettim. Bakın GATA sadece öyle hastaların bakıldığı falan bir kurum değildi. Çok ciddi projelerin yürütüldüğü bir kurumdu. Hatta Yaşar Büyükanıt komutanımızın, Allah rahmet eylesin, döneminde bir GAREM, Genetik Araştırma Etüt Merkezi kurulması gündeme gelmişti. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı ve aradan yıllar geçmesine rağmen şu anda oraya ciddi bir laboratuvar kurulması gündeme geldi. Şimdiki Genelkurmay Başkanımız döneminde işte bu laboratuvar tamamlandı, devam edecek. Bakın GATA ne yapar? GATA bir sağlık seferberliği ilan edebilir. Sağlık seferberliği nedir? Ülkemiz bugün pandemiyle buluşuyor. Filyasyonlarını dişçilerimiz yapıyor. Tabii ki dişçilerimiz canı gönülden, diğer sağlık çalışanımız canı gönülden bu işlerle uğraşıyor ama eğer ki bu işleri bir sağlık seferberliği ilan edilseydi, GATA yapsaydı, aynı şekilde sağlık okulumuz var, Samsun'da silahlı kuvvetlerin askeri ilaç fabrikaları var. Yine Hıfzı Sağ Enstitüsü'nün aşı fabrikası kapatılmasaydı, burada aşılarımız üretilseydi, silahlı kuvvetler askeri fabrikalarında ilaçlar üretilseydi, bu filyasyonu KBRN taburlarımız var, kimyasal, biyolojik, nükleer. KBRN okulunda yetişen askeri personelde KBRN taburlarının sayısı 4'ten 1'e düştü. Bunu 4'ten 6'ya 8'e çıkarsaydı, bu filyasyonu, bu işte uzman, bu ekipler yapsaydı, kendi aşımızı geliştirseydik, eskiden kalma virüslerimizle aşı çalışmalarımızı yapsaydık, kim bilir belki de çoktan bu pandemiyi kontrol altına almıştık. Nedir bu virüs? Kısaca bilgi vereyim. Yani virüslerin biliyorsunuz DNA yapısı olmuyor, RNA yapısı var. RNA anında kendini kopyalayabilmesi, çoğaltabilmesi için hücre zarını delip hücrenin içine girmesi, hücrenin kapısını açması ve kapısı dahil bir proteindir hücrenin. İçeride herhangi bir protein eşleşmesi ve çoğalması gerekiyor. Belki GATA'da zamanında Fethullah terör örgütünün, casusluk örgütünün müdahalesi olmasaydı, bu GAREM kurulsaydı, biz de şu anda RNA ya da DNA temelli bir aşı çalışmasını bizzat kendimiz bu laboratuvarda, bu genetik araştırmaları laboratuvarlarında yapmış olacaktık.